Vaktiyle adamın biri camiye gitmek üzere evinden çıkar. Fakat karanlıktır ve giderken ayağa takılır düşer. Kalkıp üstünü silkeleyip evine geri döner. Üşenmeden elbiselerini değiştirip temiz kıyafetlerle tekrar yola çıkar. Fakat o da ne? Yine düşer. Yeniden eve gidip üstünü değiştirir ve yola çıkar. Yolda elinde lamba ile birini görür. Yolunu aydınlatan bu adamla beraber mescide doğru ilerlerler. Adam lambayı tutan kişiden namazı kendisinin kıldırmasını ister. Lambayı tutan adam ise kabul etmez. Düşen adam tekrar ısrarla teklif eder. Fakat nafile. Red cevabını alınca da merak edip sorar. Neden kıldırmıyorsun? Lamba tutan adam kendisinin şeytan olduğunu söyler. Adam şok olur ve neden kendine ışık tutup yolunu aydınlattığını sorar. Şeytan der ki, seni düşüren bendim mescide gitmemen için. Ve sen ilk düştüğünde eve gidip elbiseni değiştirip tekrar mescide doğru yola çıkınca Allah senin tüm günahlarını affetti. Ben seni ikinci defa düşürdüm. Sen tekrar üşenmedin. Eve gidip elbiseni değiştirip tekrar yola çıktın. Bu defa Allah senin ehli beytinin günahlarını bağışladı. Ben korktum ki üçüncü düşmende Allah bu kez tüm ülkenin günahlarını bağışlayacak ve benim onca uğraşım boşa gidecek. O sebeple senin güvenli bir şekilde mescide ulaşman için lambayla yolunu aydınlattım. İşte böyle dostlar. Senin takvan aileni ve milletini felaketlerden korunmasına vesile olur. Bütün hamd ve övgüler ancak Allah'adır. Kur'an'ı taşıdığında şeytanda baş ağrısı olur. Onu açtığında şeytan yıkılır. Onu okuduğunda şeytan solar ve bayılır. Onunla amel ettiğinde şeytan yanından kaçar. Ve bu paylaşımı kimseye gönderme diye kulağına fısıldar şimdi. Hadi sen dinleme şeytanı. Herkes de paylaş.